Savaşa girmek bence lüzumsuzdu. Evet. Şimdiki kanaatim budur. Çünkü çok belge gördüm, gereksizdi orada bence. Orada bir o Alman etkisi. Hayır. Rus korkusu var efendim. Almanlar son ana kadar istemedi bizi. Ayak bağı gördüler. Biz sadece Almanlara değil, İngilizlere, Fransızlara ve Ruslara da yanaşmaya çalıştık. Başaramayınca böyle. Onlar kabul etmediler. Ama niye kabul etmediler? Zayıfız. Evet. Ordumuz yok doğru dürüst. Buna ayak bağı olur diyorlar. Son Almanlara yanaştık. Almanlar da istemediler. İstanbul'daki Büyükelçi Wangenheim başından itibaren karşı çıkıyor. Kaiser Wilhelm'e sakın izin vermeyin diyor. Kaiser Wilhelm oyala diyor. Ama ne olduysa 1914 Ağustos'unun başında, Temmuz'unun sonunda tamam ittifak anlaşması yap diyor Kaiser. Gene Büyükelçi karşı çıkmıştı. Girmeyelim beraber. Ayak bağlılar diyor. Girdik. Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'ye baktığınız vakit biz perişan bir vaziyetteyiz. Hiç öyle. Okullarda öğretildiği gibi bir aptal bir söz vardı. Hani kim uydurdu çok merak ediyorum onu. Müttefiklerimiz yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık diye. Abuk subuk bir şeydi bu. Ya biz Birinci Dünya Savaşı'nda perişan olduk. Bunu söylemek lazım. Onurumuzu kurtarmaya çalışıyoruz bu laflarla aslında. Yani, yani bir yerde şu anda ama. Yani biz perişan olduk ve İstanbul 5 sene boyunca işgal altında kalmıştır. Şeye bakmayın yani resmi işgal 3 senedir ama 5 sene kalmıştır fiilen. Yani İmparatorluğun payitahtı hilafet merkezi işgal altında kalıyor. Arkasında başlayan bu İstiklal Harbi kim ne derse desin çok büyük bir harekettir ve ben her yerde söylüyorum. İddiaçılar İstiklal Harbi'nde, İstiklal Harbi'nin başında o kadrodan birisi olsaydı biz perişan olurduk. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Sakarya'da bir hayati bir mücadele var. İşte Polatlı'yı geçti gitti geldi Yunan ordusu bilmem ne. İttihatçılar hala Trablus'taki başkaldırma hareketi, Suriye'deki bilmem ne teşkilatı bunlarla uğraşıyorlar. Ya böyle şey mi olur? Onun için iki... Biraz da romantikler yani bu hani... Tabii bu derin bir konu hani bu sabahın konusu değil ama. Ama o devrin modasıdır. O biraz da romantikler yani anılarını hatıralarını falan okuduğumuzda sizin eserlerinizde görülen öyle bir taraf var. Gerçekten kopuk bir şeyleri var. Evet. Bir dünya tahayyülleri var. Genç. Yani düşünün Enver Paşa öldüğü vakit 41 yaşında. Evet. O hayatı 41 yaşında. Birçok konularda devrimler konusunda özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki uygulamalar konusunda en fazla eleştiriliyor yapanlardan biri benim. Ama bunu belgeye dayanarak yaparım. Kulaktan dolma, temenniyata göre yapmam. Belgesi varsa bu yanlıştır derim. Dedim de. Çok defa. Ama şunu da inkar edemeyiz. İstiklal Harbi, Mustafa Kemal'siz olmazdı. Yani söyleyince, birkaç adet de söyledim. Nasıl ders ediyorlar? Yani niye demeyeyim? Yani Atatürk olmazsa biz perişan olduk.